Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammeden ve ala alihi ve ashabi ecmain. Tuat-ı Mekkiye 11. sefir 71. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vasıl, fasıllar, konuyla ilgili hadisler. Konuyla ilgili hadislerin tümünü zikretmek yerine gereklilerini zikredeceğim. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hac yaptığını Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen hadisten aktarıp bölümün kalan kısmında nebevi haberlerden zikredebileceğimiz kadarını zikredeceğiz. Birinci hadis, haccın ve umrenin fazileti. Müslim es-Sahih'te Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir umre, diğer umreye kadar işlenen günahların kefaretidir. Mebrur yani kabul olunmuş bir haccın özlü ise sadece cennet olabilir. Kefaret kelime anlamı örtmek olduğu için örtmeyi gerektirir. Cennet de kelime anlamı bakımından örtmeyi gerektirir. Umrenin örtmesi iki umre arasında gerçekleşirken haccın günahları örtmesinden böyle bir şart yoktur. Peygamber burada haccı mebrur olmayla sınırlandırdı. Kelimenin türetildiği bir yani iyilik İhsan demek iken ihsan müşahededir ya da müşahade gibidir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde ihsanı yorumlarken ihsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir demişti. Böylece cennet iyilikle nitelenmiş bir hactan meydana gelir. Bu durumda hac ile iyilik ilişkisi birinci umre ile ikinci umrenin ilişkisine benzer. Bunun sebebi ise umrenin günahlara kefaret olması ve cennetin bir sonuç olmasıdır. Sonuç bir şeyden meydana gelmez çünkü böyle bir şey doğru değildir. Sonuç iki öncülden meydana gelebilir. Dolayısıyla kefaret de iki umreden meydana geldi. Cennet ise mebrur bir hacdan başka bir ifadeyle iyilik niteliğine sahip bir insanın haccından meydana gelmiştir. Şairinin maksadı ne güzeldir. Umre ziyaret demektir. Bu ziyaret mutluluk ehlinin dünya hayatında kalpleri ve amelleriyle, ahirette ise zatları ve varlıklarıyla Allah'ı ziyaret etmeleri demektir. İki ziyaret arasında ise ziyaret edenler ile cennet ehli arasında bir takım engeller vardır. Dünyadaki durumda da umre yapanlar ile diğerleri arasında engeller vardır. Öyleyse bu ziyarette elde etmiş olduğu ilahi sırlar ve nurlardan elde etmiş olduğu şey bu makamda bulunmayan birisinin gözlerine tecelli etseydi hiç kuşkusuz onları yakar ve varlıklarını yok ederdi. Aynı şekilde bu örtünme de o insanlara dönük bir rahmettir. Biz bu durumu Mekke'de ki Mekke kendisini ziyaretle umrenin gerçekleşeceği yerdir. Amel ve kalplerle kendisini ziyaret ettiğimizde ilahi bilgilerle ilgili olarak açık bir şekilde gördük. Umre diye isimlendirilmeksizin sadece ziyaret ise her nerede bulunursa bulunsun ziyaret eden herkes adına gerçekleşebilir. Aynı şey hac için geçerlidir. Öyleyse umre hac özel bir yöneliş olduğu gibi özel bir ziyarettir. Umrede kalplerin kendisiyle mamur olduğu müşahede vardır ve bu nedenle umre diye isimlendirilmiştir. İşte bu özel ameldeki kefaretin anlamıdır. Bazen bundan başka konularda da kefaret olabilir. Bu ise Hakk'ın seni yapmış olduğun itaatsizliklerin karşılığında intikamın sana inmesinden gizlemesi demektir. Bazı insanların kefareti ise günahların kendisine ulaşmasından gizlenmektir. Bu durum arzulayan nefs kendisinin istediğinde kendisine yerleşmek üzere günahların insana yönelmesinde söz konusudur. Bu iki anlam ilkinden farklıdır. İnsanların bir kısmı bütün bunları birleştirir. Dünyada bu üç hükmün hepsi vardır. Ahirette ise özellikle iki şey vardır. Bu birinci gizleme, intikamın kendisine ulaşmaması anlamındaki gizlemedir. Emre itaatsizliklerden gizlemek ise yükümlülük burada bulunduğu için ancak dünyada olabilir. Ahiret ise yükümlülük yeri değildir. Şu var ki, kıyamet gününde insanlar secdeye çağrıldığında secde edenlerle etmeyenlerin ayrıştığı yerde yükümlülük söz konusu olacaktır. Bu yükümlülük çağrısı değil, ayrıştırma çağrısıdır. Humeydi'nin El-Muvazene isimli kitabında zikrettiği ancak
sabit olmayan bir rivayet bundan farklı bir bilgi içerir. Bu secdeye emir bitiştiği için yükümlülüğe benzemiştir. Böylelikle yükümlülerin ödülü olarak secdeyi caiz görmüşlerdir. Nitekim meleklere de emir ve yasaklar Allah katından gelir. Bununla kastedilen şey yükümlülük değildir. Bu durum onların mutlulara korkmayın ve üzülmeyin demeleridir. Bu ise bir yasaklamadır. Cennetle müjdelenin, bu ise bir yükümlülük olmamakla birlikte emirdir. Aynı şekilde secde etmekle de emrolunurlar. Bu secde sadece Allah'a secde edenler için ile çekinerek riyakarca ve başkalarına duyurmak için secde edenleri ayırt etmek ve farklılaştırmak içindir. Çünkü onlar Allah'a secde etmede toplanırlar. Bu nedenle benzerlik meydana gelmiştir. Çünkü onlar kendilerine emredildiği gibi dini Allah'a tahsis ederek secde etmemişlerdir. Böylece Allah kıyamet günü günahkarları birbirinden ayırdığı gibi bu iki grubu da ayırt edecektir. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Ey günahkarlar, bugün ayrışın.